Büyük gün gelmişti. Her bal diğerli gibi keşif yolculuğuna çıkmak için hazırdık. Heyecan dolu bu serüvende bizi nelerin beklediğini bilmiyorduk. Robon'la oyunbaz vakiler Hoppa ile Pumba sürpriz yaparak aramıza katıldılar. Yaşadıkları anlaşmazlığı çözmek için bir poşetteki leblebileri kümelere ayırarak eşit oranda paylaşmalarına yardım ettik ve yola çıktık. Sinirli ormanın üzerinden uçarken çiftçi Fibo'yu gördük. Ormandaki ağaçlar hareket ettiği için köyüne giden yolu kaybetmişti. Ona yardımcı olmak için çevredeki nesnelerle harita üzerindeki sembolleri eşleştirip Fibo'nun yaşadığı Kunkun köyüne ulaşmayı başardık. O gece Fibo'nun konuğu olduk. Kunkun köyünde Vokiler gece boyunca oyunbazlık peşinde oldukları için ortalarda görünmediler. Ertesi gün Fibo, tohum dağıtma makinesinin bozulduğunu söyledi. Şekilleri eşleştirerek makineyi onardık ve kesir bilgilerimizi kullanarak tohumları istenilen miktarlarda ayırmayı başardık. Sıradaki durağımıza gideceğimiz için çok heyecanlıydık. Kütüphane şehri Sobo'ya ulaştığımızda kütüphane görevlisi Bona'nın işindeki ilk günüydü. Birlikte nesne grafiği oluşturarak kitapları sınıflandırdık. Değerli atlaslar deposuna gittiğimizde dedem Tidebo'nun arkadaşı Yappa'yla tanıştık ve dedemin bana miras bıraktığı resimli Baldiyar atlasını aldık. Yappa, atlasın gizemlerle dolu olduğunu söyledi. Bu gizemlerin neler olduğunu çok merak ediyorduk. O gece dostumuz Bona'ya konuk olduk ve ağaç evin balkonunda Baldiyar atlasını incelemeye başladık. Biz uyuduktan sonra Hoppa ile Pumba atlası ele geçirmek için türlü oyunbazlıklar denediler. Atlasın içindeki gizemleri en az bizim kadar onlar da merak ediyordu. Bu arada ağaçlarla çevrili bir bahçenin çevresini hesaplamak zorunda kaldılar. Bir sonraki durağımız Baldiyar üçgeniydi. Adada yaşayan mıknalar öfkelendikleri zaman çevrelerindeki metal cisimler üzerlerine yapışıyordu. Oyunbaz Vokiler yine ortalığı karıştırmış ve mıknaları sinirlendirerek birbirlerine yapışmasına neden olmuşlardı. İbi ile birlikte seslerle örüntü oluşturarak müzik yaptık ve mıkna halkının eski sakinliklerine kavuşmalarına yardımcı olduk. Arkadaşımız Libby, adadaki deniz fenerinin bakımından sorumluydu. Fenerin kapısı, özel tangram parçalarının birleştirilmesiyle açılıyordu. Tangram oyununu öğrenmek çok eğlenceliydi. Birlikte deniz fenerinin bakımını yaptık. Bu arada oyunbaz Vokiler yine komik bir biçimde karşımıza çıkmışlardı. Libby ile vedalaşıp keşif yolculuğumuza devam ettik. Hakkında sayısız efsanenin anlatıldığı Vagu Gölü'nde dinlenirken Batisfer'le yüzeye çıkan Goga'yla tanıştık ve birlikte gölün derinliklerindeki Vagu şehrine gittik. Goga'nın şehrin giriş kapısındaki su kilidi bilmecesini çözmesine yardım ettikten sonra Vagu şehrinin haşmetli hükümdarıyla tanıştık. Hoppa'yla Pumba'ysa yine başlarını derde sokmuşlardı. Ertesi gün Vagu şehrini keşfe çıktığımızda ters giden bir şeyler vardı. Vokiler şehrin havalandırma pervanelerindeki bir parçanın kopmasına sebep olmuşlardı. Pervane dilimleri arasındaki sayı örüntüsünü kavrayarak sorunu çözdük. Aa, söylemeyi unuttum. Tosi, Vagu hükümdarıyla heyecanlı bir Mikado karşılaşması yaptı. Onları izlemek çok eğlenceliydi. Yanardağ şehri Piru'ya geldiğimizde Rulla bize yaptığı maketleri ve Yanardağ'ın kesitini gösterdi. Hoppa ile Pumba ise yine bir şeylerin peşindeydiler. Sonra bir illüzyonist olan Hokka ile tanıştık. Hokka'nın illüzyon numaraları çok ilgimizi çekti. Ayrıca yıllar önce ortadan kaybolan dedem Tidebo'nun yerini bildiğini söyledi. Hokka'ya göre meşhur gezgin Tidebo saklı kıtada olabilirmiş. Elbette bu bir varsayımdı. Çünkü öyle bir kıta olmadığını herkes biliyordu.
Didebo ve saklı kıta hakkında duyduğumuz ilginç bilgileri konuşurken Rulla'nın özel anahtar kolyesini kaybettiğini fark ettik. Hep birlikte 3 boyutlu geometrik şeklin açılımını yaparak model oluşturduk ve kolyeyi yeniden yaptık. Anahtar kolyeyle Sera'nın kapısını açtık. Yalnızca 100 yılda bir açan çiçek tam karşımızda duruyordu. Bu bizim için unutulmaz bir andı. Çöl şehri Didabe'ye geleneksel tahta araba yarışlarını izlemek için gittik. Arkadaşımız Bumi'de yarışa katılacaktı. Yarış saati yaklaştığında Bumi'nin arabasındaki yelken yerinde yoktu. Dikdörtgen ve üçgen şeklindeki kumaş parçalarını dikerek yeni bir yelken yaptık. Ve yarışmanın sonunda Bumi birinci oldu. Hoppa'yla Pumba'nın yelkeni almış olabileceği hiç aklımıza gelmemişti. Didabe'nin simgesi meşhur altın kayada dinlenirken Bumi'ye o güne kadar yaşadığımız heyecan dolu serüvenleri anlatıyorduk. Bu sırada resimli Baldiyar Atlas'ı kazayla balkondan aşağı düştü. Vukilerin anlattığına göre Atlas'ı Dodo ismindeki gizemli bir yabancı ele geçirmişti. Ve uzun zamandır da Atlas'ın peşindeydi. Bu gizemli yabancının ortaya çıkmasıyla her şey karmaşık bir hal almaya başlayacaktı. Anlaşılan resimli Baldiyar Atlas'ı içerisinde bizim bilmediğimiz sırlar saklıyordu. Ne pahasına olursa olsun Atlas'ı ondan geri almalıydık.